UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'ndeki Anavarsa Antik Kenti'ndeki kazı sezonu başladı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bir ay önce Anavarsa Antik Kenti Kazı Başkanlığı'na atanan doçent doktor Fatih Erhan, Türk İslam tarihine ışık tutacak verilere Anavarsa Antik Kenti kazısında Nikeporos Poakas katliamına, mezalimine dair bilgilere ulaştıklarını söyledi. 12 Temmuz tarihinde başladık. 2 haftalık bir kazı sürecimiz oldu. Dolayısıyla alanda yaptığımız incelemelerde de burada dikine dikdörtgen, yön kuble olmak kaydıyla 80 çarpı 120 metrelik bir alanın kaynaklarda adı geçen cami olabileceğine dair çok önemli verilere ulaştık. Muhtemelen Nikeforos Fokas tarafından yapılan katliam ve efendime söyleyeyim mezalime işaret eden bulgular ulaştık. Bunlar nedir? Yüzeyden itibaren institu dediğimiz olduğu gibi korunmuş tuğlalar, örgü şekliyle onun hemen altında çocuk ve yetişkinlere ait iskelet, kemik parçaları ve yangın tabakası. Zaten antik kaynaklardan biz Nikeforos Fokas'ın şöyle bir şey yaptığını biliyoruz burada. 962 yılının Şubat ve Mart aylarında buraya geliyor. Kenti kuşatıyor ve teslim olmalarını istiyor. 2 ay teslim olmayınca, iş uzayınca içeriye haber gönderip tüm halkın camide toplanmasını, kimseyi öldürmeyeceğini söylüyor ve fakat izin verildikten sonra toplu bir katliam yapıyorlar. Tüm kentte başta cami olmak üzere çocukları, gençleri, kadınları, herkesi öldürüyorlar. Sonra da ateşe veriyorlar camiyi. Antik kaynaklardan ortaçağ kaynaklardan ulaştığımız bilgi bu. Ve biz bu alanda kardeşi Leo Fokas'la birlikte, kendileri aslında köken olarak Ermeni ama bu başarılarından, sözde başarılarından dolayı 963-969 yılında Nikeforos Fokas Bizans İmparatoru oluyor. Ve bu mezalimle ilgili çok sayıda kaynak var. Ortaçağ kaynakları, Bizans, İslami ve diğer kaynaklar. Ama şey bilinmiyordu, somut kanıtlarına bugün ne kadar ulaşılmamıştı. Biz de işte bu alanda buna ulaştık. En üstte tuğla, büyük bir yangın ve çökme tabakası, içinde insan kemikleri var, çocuk ve yetişkin bireylerden oluşan ve bolca Abbasi seramiği, sırlı seramikler. Çeşitli renklerde, yeşil, sarımtırak, yeşil, mavi, turkuaz. Bu sırlı seramikler aynı zamanda da Bizans'la birlikte dünya tarihinde ilk kez ortaya çıkan seramik tipi. Yani fırınlamasından dolayı. Bu da kesin tarih verdiği için şu an 1,5 metre seviyeye indik. Bir bu kadar daha indiğimiz zaman zemine inmiş olacağız. Normal sütunlarla ahşap sütunlar kullanıldığını da biz anlıyoruz. Çünkü yangın tabakası içerisinde kemikler tam yanmış değil. Kül olmasına rağmen yani ısı çok yükselmemiş. Bu da şunu gösteriyor. Tamam, bir ahşap direk var, muhtemelen tekstil var yerde zeminde camilerde olduğu gibi. Bir yangın ve çökme ortaya çıkıyor ve bugünkü bizde şu an 1200 değil 1100 yıl sonra yaklaşık o tarihi kesiti ortaya çıkardık. Peki bu çalışmaların önemine 3 temel mesele var. Birincisi Anadolu ve Türkiye'deki en erken tarihli cami olması. İkincisi Türklerin Anadolu'ya gelişinin bilinenden çok daha erken olduğunu burada kanıtlarla ortaya koymuş olmamız. Özellikle 8. yüzyılın sonu ve 9. ve 10. yüzyılda müthiş yerleşim, yani gitgide artan ve sadece askerlerden değil onların eşleri ve diğer vatandaşlardan oluşan bir hatır sayılır Türk nüfusu oluşuyor. Biraz önce de belirttiğim gibi Abbasilerin bu Avasın bölgesinin ilk valisi Süleyman et-Türki. Yani vali seviyesine kadar bu bölgenin valisi de onlardan. O yüzden Abbasiler'de özellikle Harun Reşit ve Üçoğlu döneminde Türklere çok sıkı ilişkiler var. Askeri ve idari işlerin çoğunu Türklere yaptırıyorlar. Bu Nikeforos Fokas'ın çok bilinen o mezaliminin, o katliamının somut denilerine ilk kez ulaşılıyor. Hep bilinir ama bu şekilde somut bir şekilde vücut bulmuş hali ilk kez bu çalışmalarda ortaya çıkarılmıştır.